Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. İlk defa barikade atacağız. Hem de İlker Reis'le, Suat Kaptan'la hem de Gökçeada'da. Acayip heyecanlıyım. Elemi, göz nuru, güzel takımlar hazırlamış İlker Reis bize. O zaman sözü İlker Reis'e bırakıyoruz. Rast gelsin. Şimdi öncelikle bugün için kırlangıçla mercan, hatta tranca da olabilir. Öf. Bu üç balık üzerine yoğunlaştık. Takımlarımızı ona göre hazırladık. Suat ve Savaş'la beraber avlanacağız. Evet. Bekleyelim. Görelim. Kaç metreye döşüyoruz? Kaçtan kaça gideceğiz? Şimdi bütün niyetimiz düz bir merada avlanmak. Evet. Sadece mera, yani biz genelde 90-150 arası çalışıyoruz. Bugün düzlüğe dökeceğiz. 16-120 arasında çalışacağız. Evet. Düz bir mera. Ama merada ara ara taşlar var. O taşları elleyeceğiz. O taşlarda ne geleceği belli olmaz. Yani 3 aşağı 5 yukarı belli ama yine köpek bekliyoruz, vatoz bekliyoruz. Of. İşte mercan olacak, kırlangıç, lipsoz olabilir. Tamam. Of. Bunlar olacak inşallah. Arkadaşlar. Açıktan dönelim. Rengarenk balıklar tutacağız inşallah. Çok heyecanlanacağız. O barikadeyi toplaması vesaire. Gerçekten şu an balıkçılığın nirvanasındayım. Acayip heyecanlıyım. Bu Gökçeada seferi çok sürpriz. Rekor balıklara gebe bir kaçamak oldu inşallah. O zaman bize rast gelsin. Rast gelsin. Burası biraz derin olduğu için açıkçası ipi biraz daha uzun tutmam lazım. Çok güvenemedim. Şimdi bu parakatları atarken eğer derinlikleri ayarlayamazsanız ipte askıda kalır. Dolayısıyla takım gezer. O yüzden dibi buldurmanız şart. Yani derinliği iyi bilip doğru mesafede ip atmanız önemli. Hatta gelip bazen takımları da bulamazsın. Kayıp takım hareket ettiği için. Aynı yerde olmayacak. Buralarda dular çok. O yüzden sıkıntılı olabiliyor. Al boşa. Bunlar da hazır. Sadece bu mudur abi ağırlığınız? Bu yeter. Çok bile. Tam bölgeyi tarif et. Koordinatı. Böyle. Tamam, kurbanı güzel şu an. Güzel kurbanı. Başladık mı gönderme? Ben evet, şu anda başladık. Cihazı büyük de net. Öbür türlü gelmez. Ya şu bile bir sanat abi ya, karıştırmadan bunu indirmek. Yani bunu çekerken böyle bir çekiyoruz, atarken daha kolay olur. Düzgün sararsan, tabii, düzgün atarken sıkıntı oluyor değil mi? Hafif sancak yap, çok az. O markaları önüne geçeceğiz. Önümüzde cihazda taşlarımız var markaladığımız. O taşların üzerinden geçerken ağırlık bırakacağız. Niçin? Tam taşı bulsun diye. Çünkü bu sularla akar, yön değiştirir. He, taşa takılsın hafif birazcık. Hafif olduğu için taşın üzerinden geçerse o zaman tutulsun oraya diye. İstediğimiz balığı orada alırız. Şu anda attığımız bölge çamur. Kırlangıç için atıyoruz burayı. Abi bilim ya bu. Arkadaşlar küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu avcılık ticari bir av şeklidir. Yeşil ruhsatı olan ticari teknelerin yapabileceği bir avcılık şeklidir. Bunu herkes yapamaz. Eğer öyle olsaydı denizler Barakadi'den geçilmezdi. Sancağa doğru. Ve hadi bakın sancağı. Bu teknede bu avcılığı yapabilmek için şöyle bir sarı kağıt çıkardık. Her şeyimiz yasal, resmi, Allah'ın izniyle burada senin emeklerini de tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız abi. Ben kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Aynen öyle. Sarı kağıtlarımız, her şeyimiz tam. 30 oldu Allah'ın izniyle. 30 yıl. Kılçıksız öyle derler ya. Çok zorluklar çektin. Ya balıkçılık aslında gerçekten ben bunu dalma tarafında da var. Her daim oldum. Yıllarca sünger avcılığı yaptım. Arkadaşlar bu adamın hayatı belgesel olur. Biz de onu yapmaya geldik buraya. Tabii bunu bilen bilmeyen görsün ki yarın yapacak olanlar var. Tabii resmi bir şekilde. Evet, resmi bir şekilde. Yani cezaları çok ağır arkadaşlar. Hani yeşil ruhsatlı tekne haricinde bunu yapmayı denemeyin. Altı iğneden. Özel tekneli altı iğne. Yemli. Sınır. Altı iğneyle barakadı yapabiliyor mu? Altı iğneyle indirebilir ya. Altı iğne. Adı parakat olur ama olur mu? Olmaz. Yemli de altı iğneyi geçemiyor. Altı iğne maksimum da 8 takım bulunduramıyor. Kaç iğne yaptık abi biz totalde? Şu an 300 iğnemiz var. Toplam 300 iğnemiz var. Bugün biraz az takım atıyoruz. Normalde biz bunu 500'e 1000'e kadar çıkartıyoruz ama takım araları 4 kulaç. Bunlar. Bak şuna gelecek abi. Çok yakışıklı duruyor. Sen dün mü hazırladın bunları, bu sabah mı? Sabah.
Vay be. Işte o soğukta abi. Arabamızın camı donmuştu ya. Biz arabanın camını zor sildik gelirken. Ama yani. Kendine göre bir zorluğu var yani. Bu da böyle. Hani bunu yapacaksan. Ama göstermemiz lazım bunları. Yani böyle günlük tabii, güneşlik tabii, havada yapılıyor gibi zannetmeyin. Yani bugün çok güzel bir hava var. Biz bunu çok sert havalarda da yapıyoruz. Hani şimdi Nisan, Mayıs. Voltajı yani harekat avının en hızlı olduğu zaman. Bu dönem mercan akar, kırlangıç akar. Yani göç balıkları bunlar bu bölgelerde. İşte o göç yollarını atıyoruz. Göç yollarında bunları tutmaya çalışıyoruz. Geliyor. Şamandıra'yı bıraktık, 300 metre oldu. Böyle bir kilometre falan mı düşeceğiz? Aşağı yukarı 1500, yani 1,5-2 kilometre yakın. Bir tanesi. Tamam. Yok, totalde. Yani bir kilometre doğru. Bunu peşine mi devam edeceğiz, başka evet, yere devam mi? Devam edeceğim. Peşine. Birleştireceğim peşine. Bu mera böyle şey düz bir mera. Düz mera içinde taşlıklar arıyoruz. Yani bildiğimiz taşlar var. Şimdi takım ne kadar uzun olursa alanda böyle kırlangıç balığı böyle daimi gezen bir hayvan. Tabii değil. Onun yerine denk gelirse. Ağzına düşürmemiz lazım. Onu aynen çok öyle atıyoruz ki ağzına düşürelim. Işığı iyi almak için bu tarafa geçtik arkadaşlar. Size en iyi çekimleri gösterebilmek için çok emek harcıyoruz. Çok aslanacak. Biz bir şey yapmıyoruz. Biz sadece yol yaptık. Ama asıl emeği Diken Reis yapıyor burada. Peki bir şey diyeceğim abi. Bu işi 30 yıldır yapıyorum diyorsun. Binlerce kere baragadi döşemişsindi. Siz buna parakete mi diyorsunuz? Biz aslında parakat diyoruz. Parakat. Asıl ismi nedir? Antalyalılar baragadi der. Bölgeler değişir. Evet. Yani mesela Marmara'da paraket ediyorlar. Hani bölgelerde aynı balığa birkaç isim de veriyor. Tabii ki. Öyle düşünmek lazım. Şeyi sormak istiyorum abi. Hala o paraketi eline alıp toplarken aşağıdan o parıl parıl balıklar geldi. Bunun heyecanı yaşıyor musun? Cevabını biliyorum ama. Şimdi aslında şöyle tabii her balık heyecanlandırıyor. Lakin biz bunu ticaretin yaptığımız için. Belli bir yerden sonra. Suat'la onu da konuşuyoruz. Yani Suat'taki şeyi görüyorum, heyecanı. Aynen. Bazen tuhaf bile geliyor. Lakin kendimi onun yerine koyamıyorum. Çünkü sen yıllardır bu işi ticari yapıyorsun. Tır öyle oluyor yani baktığında. O heyecan yok aslında ama insanlar da şey anlıyor. Ya somurtuyu şu kuşunu alabilirim. Hani şey değil. Şu mu? Suratı çok şey yapmıyor. Hani o heyecanlanmıyor ama sebebi bu aslında. Senin işin ya. Yani şey değil. Ben de attım. Hoppa. Düz, tamam. Düz git, düz git. Hoparla. Bravo, böyle git. O arada bir takılıyor bir şey ağzıma. Eyvah. Öyle bir film vardı. Kılıca baragadi dökerken adamın eline giriyordu. Girer. Şunu da atıyorsun. Balık geldi, bindi. O sırada bu da elinde. Evet. Düşünsene yani bir saplanmama ihtimali yok. Yani şu attığım yolda iki balığa geçen yazın 10 kilos binmiş 15 kilo yolda. Ama şimdi koparır elinde. Yani iğne saplanır ama da kopar. Çok kalın bir şey değil. Ya. Ama mesela kılıç parakatları bunlar. Tabii. İskele abi. Ver bir ağırlıkta. 150'lik falan değil mi? Onlar da işte bu da. Nasıl abi kılıç parakatlarında? Çok kalın köstekler. 150'lik mi? 200'lük yani onu kopma ihtimali yok. Alır seni götürür. O arada balık binerse. Hiç o tarz bir tehlike yaşadın mı abi? Yine yaşadık ama saplanmadı. Yani elimize geçmedi ama hayvan ortada bindi. Mecburen attık leğenin yarısını. Döşerken böyle attık. Tabii tabii. 17 metrede ahtapot gelmiş, maskeyi almış. Tabii, ne var ne yok almış elinde. Tıslımlar kalmış o yerde. Arkadaşlar bu arada Suat abiyle biz ilk defa Kasım ayında bir kuzu avı yaptık Adrasan'da. Evet. O zaman önemsiz bir kanalım vardı. 300 ilgilenmiyordun hiç. Tabii tamamen öyle. Abi. Var mı var diye. 4-5 ayda 30 bin oldu. Hepiniz çok sevdiniz. Samimiyetini. Allah razı olsun. Bu güler yüzlülüğüne herkes hasta oldu bizim gibi. Bize de mutlu ki böyle bir insanı YouTube'a başlamaya vesile ettik. Evet. Böyle bir sebep olduk. Oldu ama sen en büyük vesile. Aynen öyle. Arkadaşlar maalesef bu camiada kıskançlık falan böyle diz boyu hiç gerek yok böyle şeyler. Herkes gönlünün ekmeğini yer. Yanlış mıyım abi? Evet. Yok doğrusu.
Herkes kalbinin ekmeğini yer. Aynen. Ben onlarca, yüzlerce arkadaşımı zorla, bak çok güzel emek veriyorsun, bir şeyler yapıyorsun diye. Ya belki döve döve YouTube'a başlattım adamları ve önlerinde bir sürü kapılar açıldı. Ne mutlu bana. Onlar büyürse ben geriye gitmem arkadaşlar. Onlarla beraber biz de kardeş kardeş büyürüz. Yarışmayın kimseyle, kendinizle yarışın. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Sizde de var mı abi böyle birbirini çekememe? Şimdi hayatta yarışmak lazım. Yani bir şeylerin tetiklemesi lazım ama bunu sinsice ve art niyetle yapmayacaksın. Bunu, hani, tatlı rekabet olur. Yarışmak anlamı da demem olur zaten. Yani, balıkçılık biraz farklı bir sektör. Çünkü şu denizde bizim her daim bir olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Aksi halde işte şu burası, yani karşı taraf 14.000. Kanalda istop ettin, telefon çekmiyor. Yani tabii. Senin arkadaşın değil de diğer tekne. Sana yardım gider. Edecek. O yüzden kimseyle kötü olmaman lazım. Olmaz yani. Olmaz. Aynen. Büyük sorun. Oo, küçük bülbülü bütün takmıştı. Evet. Eyvah eyvah eyvah. Arkadaşlar biz böyle muhabbet ediyoruz. İyi güzel ama şu an siz de acaba bu iğnelerde ne çıkacak diye çok merak ediyorsunuz. Barakat videoları çok izleniyor. Onu fark ettik biz de. İnsanlar 300 şey var, ihtimal var şu an. Evet. Ve ne geleceğini 300. Kimse bilmiyor. 300'de olabilir. Yani öyle bir ihtimal var. Toplarken de şöyle bir güzellik oluyor. Balık bulutu da balık yerden kesildiğinde başlıyor yazmaya. Oo. Allah diyoruz, bir şey geliyor aşağıdan. Çoğu zaman canlı oluyor. Elimde evet. De hissediyorsun. Evet. Zaten daha cihazda yazmadan balık var diyor zaten. Abi ben de çekeceğim ha. Tamam. Çekebilirim değil mi reisim? Sen hepsini çeksin. canımıza cimcim yani. İlker reis memnun. Kaç saat kalacak abi denizde? 4 saat düşünüyorum. 4 saat. Arkadaşlar Baragadi'nin işi bitti. En son ağırlıkları atıyoruz. Bakalım. Nasip. Heyecanlı bir video. Rast gelsin. Arkadaşlar beklenen an geldi. Heyecan dorukta. Baragadi'mizi toplayacağız. 300 iğne var. Reis gösterecek. Ben de onun gösterdiği usulde Baragadi'yi toplayacağım. Bakalım neler var. Şöyle bir dev kırlangıç. Sürpriz balıklar. Çok heyecanlıyım. Nerede yatıyorsun? Şamandıramızı aldık, çekmeye başladık. Tabii bu takımın boşluğu, şamandıranın ipi. Daha balıklar gelmeyecek. Başlıyor muyuz abi? Yavrum 150 metre ip var, bunu leğene çekmiş. 150 metreyi leğene mi sarıyoruz? Arkadan deneyim mi? Arkadaşlar şimdi böyle balıkları görmek güzel ama bunun bir de toplanması var. Ve doğru şekilde iğnelerin sıralanması var. Bunu da toplarken bir hata yaparsanız, atarken takımı karıştırırsınız, rezil olursunuz. Bütün emeğiniz, hazırlığınız boşa gider. Doğru mu kaptan? Kaptan başıyla onayladı. Evet. Bunu öyle deyip içine devam edelim. İlk iğneler boş geliyor. Daha bir fışıltı, pırıltı bir şey göremedik henüz. Aşağıya doğru. Beyaz çamandayız. Yine geldi zaten. Balık mı var? Yok, yem. Şöyle. Arkadaşlar, onda birini çektik iğneler. 30 iğne hiç balık yok. Ama dibe takılmış sanırım. Daha fazla çekemeyince buraya bir şamandıra bırakıyoruz. Şimdi paraketenin diğer ucundan çekmeye başlayacağız. Gerçi bu çamura dökülmüş kısımdı. Taşların etrafında ben inşallah bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi balıkçılığın zorluğu. 30 iğne, 0 balık. Dal boşa, tamam, kal öyle. Ve çaprazdan bir atmış üstümüze. Bak, o yüzden çekilmiyoruz takımı. Şurada şamandıra. Arkadaşlar Baragadi'nin öbür ucuna gittik. Şimdi oradan çekmeye başladık. Henüz balık yok. Ama daha 250-300'e yakın iğne var aşağıdan. İlla ki bir şeyler çıkacak diyor kaptan. Çıkmama ihtimali çok düşük diyor. Bakacağız. Brand mi? Köpek. Aynen. Dedik köpek. Aynen. Arkadaşlar ilk balığımız geldi. Ben de mi? Bir tür köpek balığı olan kedi balığı. Abi ısırmaz değil mi bu?
Of abi, zımpara gibi derisi. Güçlüdür. İnanamazsın. Şey, çok güçlüdür. Abi deli, elimi deli gibi yüzdü. Bir ısırırsa var ya ayvayı yerim. Evet arkadaşlar. Şuna bakın. Canan gözlerini kırpmış, göz kapağı var. Haydi bakalım. Evet, toparlanacak ve gidecek. Diğeri bir tane daha geliyor. Ben sen kolayımda dursun. Evet, sahneler bunlar ya, ikisi de. Bak şöyle ya. Allah seni sahnene. Hop! Bir kedi köpek balığı daha. Yeri gidiyor, çok güzel. Abi. Salıyoruz. Bunu da salıyoruz arkadaşlar. Ooo, güzel gitti bakalım. Kedi köpek balığı. Bir ara kim milyoner olmak ister yarışmasında çıkmıştı. Hangisi köpek balığı türüdür? Horoz bina var. Ondan sonra Trakonya var. Bir sürü isim var. Bir de kedi balığı var. Adam bilememişti. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Biliyor muydun? Biliyor abi. Köpek balıkları balık bulmuşlar yaz. Vay be. Biliyor muydun? Yok. Köpek balığı ve vatosu balık bulmuşlar var yaz. Aldık be. Aa, mezgit mi bu ne? Dragoyu elleme. Hadi be. Eyvah. Çok tehlikeli arkadaşlar. Lezzetlidir ama. Duman eder valla. Denizlerin en zehirli balıklarından biri. Ver abi. Ha, hayır. Yiyelim mi onu? Yiyelim tabi ya. Evet abi. Çok da lezzetlidir bu arada. O nimet abi, nimet bu, salınır mı ya? Acayip lezzetli. Yok, divara atmayız. Trakonya. İlk yemelik balığımız geldi. Bana getirdiler. O da en tehlikelisi. Evet. Tehlikeli, güzel. Evet arkadaşlar, bu balığı gördüğünüz zaman bütün denizlerimizde var. Kesinlikle dokunmayın. Ağlatır. Beni 2-3 kere çarptı. Kaptan seni çarptı mı hiç? Vallahi kalbi olanı öldürüyor. Evet, kalp rahatsızlığı olanı öldürebilir. Komalık eder. Hiç şakası olmayan bir balık. Hele de öyle büyüklerin zehri daha beter. Mezgit'e çok benzer. Yani. Marmara Denizi'nde, Karadeniz'de de çaparilere de vurur. Lütfen arkadaşlar, o desenlerinden ve ağız yapısından tahmin edin. Ve şöyle değil. Hani ben ağzından tutarım, etkisiz hali yok. Çok kıvrak. Ben de öyle demiştim, o yüzden çarptı beni. Bu arada arkadaşlar, Baragadi'yi şu an 118 metreden topluyoruz. Ve bu derinlikten ben mesela, bu benim için yeni bir bilgi. Trakonya geldiğini ilk defa görüyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar, istediğimiz balıklar yok. Muhtemelen bizim Baragadi taşlara düşmemiş. Taşlar uzak düşmüş. Halbuki taşları düşürmek için arada ağırlıklar salmıştı Ülker abi ama beklentinden kötülemiş şu ana kadar. Artık eksiye doğru gidiyoruz. Eksiye doğru gidiyoruz dedi. Evet. Ters döndü hesaplar. Ne canım da arkadaşlar, hiç topladık. Ben Bera'ya bakıyorum. Takıma bakmıyorum. He, değil mi? Bera'dan dolu. Evet, on iğne düzsün. Yine umutlanır. Vatoz gelirse gelir şimdi. O bile gitmiş işler be burada. Baksana, o bile geldi. Vatoz bile gelmedi ya. Hayret bir şey. Arkadaşlar, yaklaşık 3 saattir Baragadi topluyoruz. Karışmış, başka birisi bizim üzerimize atmış. Biraz ondan dolayı sıkıntı yaşadık. Hiçbir şey yok. İki köpek balığı, bir trakonya geldi. Artık son demler. Böyle bir 50 iğne falan kaldı sular. 50 iğne falan var değil mi abi? Ben 7 iğne aldım. 7 iğne kaldı. Geliyor balık. 50 iğne. Harbi mi? Bir umut. Görünür belki. Bakalım. Kurşunlar olma ihtimali yok değil mi? Ağırlıkları koyduğunuz kurşunların. Kaptan balık değil dedi. Suat abi balık dedi. Balık geliyor. Suat abi balık geliyor dedi. Balık o. Ciddi misin ya? Az kaldı. 27 metre kaldı. Göründüğü kadar kolay değilmiş ama Savaş. Çok zor. Değil mi? Yok, görüntüsü de kolay değildi ki. Hayır, alır çekersin gibi düşünüyorsun ama yok, bunu çekmenin evet, gerçekten ne yani kadar zor olduğunu. Çekmek için can atıyordum. Orta bende olsun diyordum. Şu aha, balık. Dev gibi. Hadi. Dev gibi bir balık. Balık ama köpek balığı. Çek.
bakıyorum ya. Köpek köpek. Cam göz, cam göz. Kendini ısırıyor şu an. Pamuk. Pamuk mu? Büyük balık, evet. Köpek büyük. Evet. Aa, kendini ısırdı sinirden. Nasıl yani? Kedi balığının büyüğü. Yazan bu. Evet, yazan balık ya işte. Sinirden kendini ısırıyor. Bu mu büyük? Aşağıda çok büyük. Aşağıda büyük görünüyordu aynı. Al içeri. Allah Allah Allah. Vay be. Güneş abi. Şuraya güneşe doğru çek Savaş. Hemen bir iğneyi çıkarın. Arkadaşlar. Şu canavara bakar mısınız? Şu gözlerin güzelliğine bakar mısınız? Çıkarıp geri salacağız bunu. Oo, dişlere bak abi. Isırsa mahveder. Oo, kustu. Midesi dolu zaten. Aynen. Arkadaşlar. Bak, hala kusuyor bak. Şöyle bir köpek balığı, kedi balığı cinsi. Şu güzelliğe, şu beneklere bakar mısınız? Şimdi bunu geri salacağız. Abi en fazla bu kadar mı büyüyor kedi balığı? Biraz daha büyür. Biraz daha büyür mü? Ben daha büyüğünü görmedim. En büyük bu kadar gördüm. Ama ağzı daha farklı, baksana. Bu değişik bir tür mü? Sen de al bunu. Oo, he? Salıyorum. Gönder. Hadi bismillah, öpeyim mi? Gönder gitsin. Hareküve doğru. Evet, toparlandı ve... güzel bir şekilde gitti. Baragadi'de köpek balığı görmek varmış. Bol bol köpek balığı görmek. Bol bol dedim 3 tane. Ama olsun, yine de biliyorum ki bu birçoğumuz için ilkti. Daha birkaç iğnemiz daha var suda. Ama ben umudumu kestim. Arkadaşlar çok zor. İnanılmaz zor. Ben böyle... Sol geliyor. Ne geldi? Vatoz mu? Sol. İyi. Lipsoz mu? Hadi ya. Nerede gördün? Altı yavru. Evet! Evet arkadaşlar! Lipsoz geldi. Evet. Bunun diğer adı da Ada Bey'i. İskorpit'in... İskorpit'in... Evet. Evet. Bu da zehirli değil mi abi? Şu güzelliğe bakın, renklere bakın. Alayım, kaptan çekmeye devam etsin. Şu güzelliğe bakın. İlker Reis toplarken ben de şunu göstereyim size arkadaşlar. Bakın, ikenleri çok zehirlidir. Tabii ki aslan balığı kadar değil. Şöyle batırmayacaksınız. Şu şekilde bir zararı yok. Ama iskorpit giller gibi. Bunu alt çenesinden tuttuğunuz zaman bu şekilde etkisiz hale geliyor. Hatta aslan balığını bile böyle tutuyorlar, biliyor musun abi? Hiçbir şey olmuyor. Şu güzelliğe bak be. Çok lezzetli. Livara mı atayım abi? Livara atıyorum. Arkadaşlar, baragadimizi topladık. 300 iğne atmıştık. Birçok geri geldi. Bazıları yenmişti. Çok verimsiz değil mi abi senin için? İğrençti. İğrençti. Yani sen yakıtla beraber günde böyle bir şeye baragadimizi sağlam topladığımız için 1000 lira gibi bir masraf yapıyorsun değil mi? Yemlerle geçmiş beraber. Geçmiş olsun. 50 var kaç? Ya evde bir şey kalmadı. 50 var 0. Ama daha önce Suat abiyle yaptılar ve inanılmaz balıklar yakalamıştı. Bugün neden başarısız oldu? Birisi takım atmış. Bizim baragadimizin üzerine başka birisi görmemiş. Evet. O da üzerimize atmış ve bütün takımı dolaştırmış. Sırıklanmış takımlar. Abi önceki baragadim toplayışlarında kaç para sırat vardı merak ettim. 4500 lira balık kaldırmışsınız. Vay be, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kaç kilo kırmızı vardı orada Mercan? 30 kilo mercan, başka bir şeyler vardı. Aynen arkadaşlar, ama buradaki işin zorluğunu size göstermiş olduk. Bu soğuk suda emine sağlık abi. Suat abimiz de burada bizi en iyi şekilde ağırlıyor. Bugün burada İlker abiyle tanıştıysak ve burada avlanabiliyorsak senin sayendedir abi. Hakkını helal et tekrardan. Suat abimizin kanalı çok kısa sürede 30 bin oldu. Videoları da çok güzel izleniyor. İnanılmaz emek veriyor. Suat Yiğit ile Balık Avı. Şuradan Suat abinin kanalına, buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen destek olun, like atalım. Allah'a emanet, görüşmek üzere.